Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Semaat 04 Semaat'in kanalına değerli örgütçüler. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek bu kez yelek modeli değil, hırka modeli değil, bu kez patik modeli. Bir siparişim vardı. O siparişi de sizinle paylaşmak istedim. Patiğin bir yaşa uygun iki şiş örgüden oluşmakta. Mankenin küçük olduğu için patik böyle biraz bol. Bakın şöyle alt kısmına bir yaşa olabilecek ölçülerde yaptım patiği. Şöyle arkadan görüntüsü de bu şekilde. Şöyle bir model koydum. Arkadaşlar güzel. Çocuklarınızın kış günü ayaklarını soğuktan koruyacak iki şiş örgü patiğimiz. Hemen şimdi patiğimizin başlangıcına geçelim. Patiğimizi şöyle bırakalım. Patiğimizi neyle yaptım? Patiğimizi şöyle BİM'den aldığım bir iple yaptım arkadaşlar. Kağıdını kaybetmişim. Şöyle simli bir ipim var. Ben bu ipi iki kat edeceğim şimdi. Elinizde olan iplerle de yapabilirsiniz. 3 numarada şiş kullanacağım bunda. Hemen ilmeklerimizi atalım. İlmek sayımız 37. 37 ile başlayacağız. Şöyle iki kat ettim ipimi. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum ve tek şişe başlıyorum. Bu şekilde 37 tane ilmek atacağım. Şöyle 37 tane ilmek attım. Bakın ilmeklerimi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Şimdi 37 tane ilmeği attıktan sonra İlk sıramızı tamamen haroşa yapacağız. Haroşa bildiğiniz gibi her iki yönden de düz olarak örüyorum ben. Kimi arkadaşlar da her iki yönden de ters olarak örüyor. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde örün. Bütün bir sırayı bu şekilde düz örgü olarak tamamlıyor. Bütün bir sıramı bu şekilde ördüm. Şimdi ön yüzde artırmalarımız olacak. Ön yüzde hemen artırmaya başlıyorum. Artırma yerlerinize ayraç koyabilirsiniz. Bir tane ilmek aldım. Buradan hemen bir tane artırdım. Bu artırma yerime de şöyle bir işaret koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım. Bir tane doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 ve 16. Artırmadan sonra bir dolamadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek ördüm, bir doladım. Bir ördüm, tekrar bir doladım. Tekrar 16 ilmek örüyorum. Kenarda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar 16 ilmek ördüm. Kenarda bir ilmeğim kaldı. Arka yüzdeyiz. Doladım. Pardon, ön yüzdeyiz. Ve bir ilmek ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum.
İlmeklerin, doladığım ilmeklerin delik olsun istemiyorum. Onun için de örgü tekniğini göstereceğim. İlk ilmeğimi boşaldım. Bunu şöyle içeriden bu şekilde örerseniz delik olmayacaktır. Şimdi buraya ayracımı koyuyorum. Tekrar 16 ilmek örüyorum. 16 tane ilmek örüyorum. 16 tane ilmeğimi ördüm. Dolama yerine geldim. Bunu da aynen bu şekilde içeriden alarak ördüm. Ortadakinde ters ördüm. Diğer dolama aldığım ilmeği de ters olarak ördüm. Arka yüzdeyiz. Birinci artırmamızın arka yüzünde bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldik. Burada da bir dolamamız var. Bunu da aynen bu şekilde içten alarak ört. Hemen çevirdim. İp arka tarafta dikişi daha rahat olsun diye. Buralar böyle diş dişi olsun, dikişler rahat olsun. Bir ilmeğimi aldım. Dolamış olduğum ilmeği ördüm. Bir tane tekrar doladım. Ayraç koymamıza gerek yok. Doladıktan sonra 15 tane 16 tane ilmeğimi örüyorum ortaya kadar. 16 ilmek ör. Şöyle doladıktan sonra hep burayı sayacaksınız arkadaşlar. Dolama yaptıktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmek. Buraya bir ayraç koyayım. Sizin de kafanız karışmasın. Tekrar doladım. 1 2 3 tane ördüm. Bir doladım. Ayracımın bir ucunu da şöyle şuraya alayım ki anlaşılsın. Bir doladım. Tekrar 16 tane ilmek örüyorum. Bu 16 ilmek taban bitene kadar devam edecek. Sadece 16 16 yapacaksınız dolamalardan sonra. Tekrar bakın 16 tane ilmeğimi ördüm. Dolama yerine geldim. 2 tane kala tekrar doladım. Tekrar ört. Kenar ilmek. Burası bizim tam orta. Tamam mı? Şimdi arka yüzden hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. İlmeklerin delik kalmaması için de göstermiştim nasıl yapılacağını. İlmeğimizi çevirerek yaptık. Şimdi tekrar 1 2 3 3 tane oldu. Kenar ilmeğimiz. Koyalım ayracımızı. Daha kolay anlaşılsın. 3 tane ördükten sonra tekrar doladım. 16 ilmek örüyorum. 16 tane ilmeğimi ortaya kadar örüyorum. Tekrar 16 ilmek ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Tekrar doladım. Ayracımı hemen buraya alıyorum. Bir doladıktan sonra bütün ilmekleri 16 tane ilmeğimi örüyorum. On altı tane ilmeğimi ördüm, doladım. Bir, iki, üç tane daha ördüm. Tekrar arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi bütün düz olarak örüyoruz. İki, üç, artırmaları bu şekilde örün, delikli olmasın. Dört. Bütün bir sıramı bu şekilde tamamlıyorum.
Tekrar ön yüze döndüm. 2, 4 tane ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 16 tane ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde değerli örgüçler. Şurada artırmamız 1, 2, 3, 4. 6 tane olana kadar bu şekilde ortada da yanlarda da artırmalarınızı yapın. 6 kez artırma yapmış olacağız. Hem ortada hem yanlarda. Evet hanımlar, şimdi ben birkaç sıra daha ördüm. Dediğim gibi 16 ilmek örüp ortada da artırmamız var. Ortadaki ilmeğimiz 15 tane olana kadar sürekli artırıyoruz. Şimdi bakın, birkaç sıra ördüm. Son artırmamı da sizinle birlikte yapacağım. Ayracım çıksın, önemli değil. 1. Bu kenar ilmek. 1 2 3 4 5. Bakın 5 tane artırmışım. 5 tane artırma yaptım şurada. 5 tane. Kenar ilmekle birlikte 6 tane. Şimdi 16 tane ilmeğimi tekrar örüyorum. 16 ilmek sabit olarak örülecek. Ortaya gelene kadar 16 ilmeğimi örüyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 16 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilmeğimi de ördüm. İkinci artırmamı yapıyorum. Yani ikinci artırmam derken bir tane burada doladım. 2 4 6 8 10 11 tane ördüm ve tekrar doladım. Diğer tarafa kadar 16 tane ilmeğimi sabit olarak örüyorum. Bu kenarda da yine dolamamı yaptım. 2 4 5 tane ördüm. Şimdi arka yüze dönüp bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bazen böyle dil kayması oluyor arkadaşlar. Ters derken yani hepsini düz olarak örüyorum ki ön yüze haroşam çıksın. Olay bu. Ön yüze geldik. Ön yüzden son artırmamı da yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm ve son artırmamı da burada yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edeyim. 6 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın 6 ilmeğimi ördüm. 2 4 6 tane ilmeğimi ördüm. Şurada zaten sabit giden bir ilmeğimiz var. Takip edin. Son artırmamı da yaptım. Bundan sonra artırmamız, şimdi ortadaki ilmeklerimiz 15 tane olana kadar ön yüzden artırmalarımız devam edecek. Altı ilmekten sonra tekrar dolamamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 artırmamı biliyorum. 11 12 13 tane ördüm. 13 ilmekten sonra tekrar ayracımı koyalım. 13 tane ördükten sonra tekrar doladım. Diğer tarafta sağ tarafın aynısı değerli örgüçler. Şimdi şuradan sayarak, dolamadan sayarak 2 4 5 16 ilmek örüp tekrar dolayacağım. Şöyle bir kontrol edelim. Dolamamız 2 4 6 8 10 12 14 16. Tekrar sayıyorum.
Yanlışlık olmasın. Dolamamız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tekrar doluyorum. Kenardaki ilmeklerim örülür. Bu bizim son dolamamız. 15 tane ilmeğe ulaştık. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ördüm. Şöyle bir kontrol edelim değerli örgütçüler. Bakın. Şimdi burada kenarda bir tane sabit ilmeğim vardı. Onun haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek artırdım. 6 tane. Ara 16 ilmek. Orta burun kısmı yani bakın şu kısım. Şu kısım 15 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. 16 ilmek, 6 ilmek. Kenar ilmeklerle birlikte 7'şer ilmek. Şimdi bunun üzerine haroşa öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra haroşamız olmuş. 2 sıra daha haroşa öreceğiz. Onun dışında patiğimizin ön kısmını ayıracağız. 2 sıra daha haroşa örüp gelelim. Artırma bitti. Çıkarıyorum artık. Tamamını haroşa yapacağım. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. haroşada arkadan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Kaç ilmek örüyorum? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzdeyiz. Burada bizim 15 tane ilmeğimiz var. Bu arada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu 15 ilmeği arka yüzden ters örgü olarak örüyorum. Bu patiğimizin burun kısmı ya da ön üst kısmı. 15 tane ilmeğimi arka yüzden ters örgü olarak örüyorum. Evet, bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmekten sonra yine bütün ilmeklerim haroşa. Haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Patiğimin ön yüzüne geldim. Bundan sonra bu aradaki ilmekler düz olacak. Hemen şuraya kadar örüyorum. Yine haroşa. Bütün ilmekler haroşa. Bütün ilmeklerimi yine haroşa ördüm. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın. Burada 15 tane düzüm var. Şimdi bu düzleri azaltacağız. Şöyle ilmeğim yönünü çevirdim. İkisini birlikte örtüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şuradaki iki düzüm kaldı. İkisini de sağa doğru birlikte örtüm. Yine ilmeklerim haroşa olarak devam edecek. Haroşa olarak örüyorum. Ön yüzü bitirdik. Arka yüzden yine yanlar haroşa.
orta arka yüzden ters örgü olarak örüp geliyor. Evet değerli örgücüler, şimdi patiğimizi, burası arka yüzü, burası ön yüzü, yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ben bu bölümü göndereyim, siz bu bölümü yapın. Taban artırmamızı, kenardaki taban artırmaları, bakın her iki taraf, bazen de unutmuşum, delik kalmış. Siz bu bölümü yapana kadar ben şu üst bölümün modeliyle birlikte bitişini tekrar ikinci bölümde anlatacağım inşallah. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hızlı yapın, çabuk bitsin. Hoşça kalın.